spor salonunda çalışmak mı, ormanda bisiklete binmek mi? Ormanda bisiklete binmek. Yani aslında şu dönemde spor hocam Kerem'i ve pilates stüdyosunu o kadar çok özledim ki hani şu an çıkabilirsen gider misin spor salonuna deseniz kesin spor salonuna giderim. Ama normal şartlarda ormanda yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek, koşmak herhangi bir şey. Bizim evin halleri mi, kırgın çiçekler mi? Kırgın çiçekler. Bizim evin hallerinde 8 yaşında olduğum için çok bir şeyin farkında değildim. Tabii ki ilk tanışmam oydu ama kırgın çiçekler neyin ne olduğunu anladığım iş oldu gerçekten. Dünya Kupası'nı kazanan takımda yedek oyuncu olmak mı, yerel ligde şampiyonluğu getiren golü atmak mı? Yerel ligde şampiyonluğu getiren golü atmak. Yani takım işinin de bir parçalısısın, şimdi yedekte oynamayabilirsin, o maç oynamabilirsin. Orada onlar coşkuyla sarılıyor ama sen hiçbir şey yapmadın abi, Tilay gibi bir şey vardı. Komedi filmi mi, gençlik dizisi mi? İzlemek için komedi filmi. Oynamak için gençlik dizisi olabilir çünkü orada bir sürü karakterin hikayesi oluyor ve o hikayelerin ortak bir faydası oluyor. Bir yerde buluşuyorlar. Daha çok hikaye şansı, daha çok karakter tanıma şansı ve daha sağlıklı çalışma şansın oluyor gençlik dizilerinde. O yüzden galiba gençlik dizisi. Usain Bolt mu, Michael Phelps mi? Usain Bolt. Neden? Tabii onu da açıklamam lazım. Çünkü onu daha iyi biliyorum. Bir ara hatta futbola heveslenmişti. Heveslenmek de kötü bir kelime oldu. Ona başlıyordu da sonra vazgeçti. Bir şeyler olmuştu. Bir de yani dünyanın en hızlı adamı titri gerçekten etkileyici. Kim istemez. Gol atınca tribüne koşan futbolcu mu, takım arkadaşlarına koşan futbolcu mu? Takım arkadaşlarına koşan futbolcu. Yani. Çünkü orada bir takım işi var. Tek başına atmadın ki golü. Biri sana pas verdi, ona biri pas verdi. O yüzden takım arkadaşları. Anneler gününde telefon etmek mi, hediye göndermek mi? İkisi de. Hediye gittiğinde telefon etmek. Ve bu arada buradan anneciğimin, Hülişim'in, kameraya da bakayım, Hülişim'in anneler gününü kutluyorum. Scarlett Johansson mu, Natalie Portman mı? Yani ikisi de çok güzel kadınlar ve çok iyi oyuncular. Ama Natalie Portman. Yani bir kere ben ergenken Leon vardı. Her şeyin başında bu olabilir sebep. Onun dışında işte Star Wars'lar, V for Vendetta'lar falan. Scarlett Johansson'ın da öyle çok sayabileceğim filmi vardır. Ama galiba benim sinema hayranlığımla Natalie Portman hayranlığım eş zamanlı başladığı için Natalie Portman. Ama Scarlett Johansson'da da şöyle bir güzellik var. Tüm oyunculara ve tüm kadına sıfır beden olmaları gerekmediğini anlatan bir güzelliği var. O yüzden onu da çok seviyorum. Kaleciyi çalımlayıp gol atmak mı? Kaleciyle karşı karşıyayken yanındaki takım arkadaşına gol attırmak mı? Çok alelade bir pas değilse bu. Yani çok iyi hesaplanmış bir pasta, yanlışlıkla ayağından çıkıp da diğer oyuncunun ayağına gelmediyse emosyon haber. Öyleyse eğer iyi hesaplanmış bir pasta kesinlikle takım arkadaşına pas atıp gol attırmak her zaman daha zeka ürünü gibi görünüyor çünkü. Michael Jordan mı, Diego Maradona mı? Michael Jordan. Niye? Yine sebebini bilmediğim bir cevap ama galiba şu yüzden çocukken, ortaokuldayken basketbol kartlarımız vardı. Ben biraz böyle iki tane abiyle büyüdüğüm için erkek oyunlarına da meraklı bir çocuktum. İşte basketbol kartlarıyla oynadığımız için oradan aklımda kalan isimlerden biri Michael Jordan. Rol gereği ağlamak mı, rol gereği kahkaha atmak mı? Rol gereği kahkaha atmak. Yani aslında rol gereği ağlamak benim çok daha hakim olduğum bir alan, konu. Kırgın Çiçekler'de 113 bölümü ağladığım için. Ama yani istemesen de bir şekilde etkileniyorsun. Biraz canın sıkılıyor o ağlama sahnelerinden sonra. Aynı şekilde kahkaha komik sahnelerden sonra da modun yükselebiliyor. Neden yükselmesin? O yüzden kahkaha atmak. Futbol topu direkten döndüğünde çıkan ses mi? Basketbol topunun çembere değmeden geçerken çıkarttığı ses mi?
futbol topunun ya aslında biri pozitif bir şey, biri negatif bir şey. Direkten dönen top kötü bir şey ama o basket atmak şeye değdirmeden çembere iyi bir şey. Ama yine de direkten dönen top sesi. Çünkü ya basketbol takımı tutmadım hiç. O yüzden hiçbir basketbol maçına çok heyecanlanmadım. Yemek yapmak mı? Kıyafet dolabını düzenlemek mi? Yemek yapmak. Yani şu hayatta nefret ettiğim ilk 10 şey listesinde çok sonlarda değildir kıyafet dolabı toplamak. Çok sıkıcı bir şey bence. Ama yemek yapmak tam tersi çok eğlenceli ve sonra da yiyorsun yani dünyanın en büyük keyfi. Benim için yemek yemek zaten. O yüzden net yemek yapmak.